Evet arkadaşlar, size bugün LG G3'e Android 6.0 nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar LG G3 LG'nin en çok sattığı cihazlardan biri. Hala piyasada aktif olarak kullanılan bir cihaz. Şimdi bunun için iki dosyaya ihtiyacımız var. Bir, LG G3'ün Android 6.0 içeren yazılımı versiyon 30G. Ayrıca LG G3'e yazılım atmamıza yazılım atmamızı sağlayan arkadaşlar LG App programı. Şimdi buradan önce arkadaşlar yapmamız gereken şu, LG App programını açıyoruz. Bu programların, bu dosyaların linkini arkadaşlar ben size videonun altında vereceğim. Oradan arkadaşlar siz de indirip işlemimizi yapabilirsiniz. Yanlış yaptım. Şunu yanlış yaptım arkadaşlar. Önce LG App programını kuracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu çalıştırıyorum. LG App programı için arkadaşlar önce bir kontrol yapıyor. Next dedim. Kabul ettiğimi söylüyorum. Devam ediyorum. Şimdi LG App programı kurulacak arkadaşlar. Önce programımızı bir kuralım. Evet diyorum. Bir soru sordun. Evet diyoruz arkadaşlar. Güvenlik uyarısı. Şimdi burada iki dosya var arkadaşlar. LG App programı bu. Diğeri de LG G3 için gerekli olan arkadaşlar DLL dosyasını içeren program. Gördüğünüz gibi LG App'ın linki buraya geldi. Kısa yolu buraya geldi arkadaşlar. Şimdi bunu bitirelim. Evet dedim. Tekrar evet diyorum arkadaşlar. Birkaç soru soruyor. Bunları evet demeniz yeterli. Bunu bitirdik arkadaşlar. Ve ayrıca 8974 DLL olan, yani G3 için gerekli olan DLL'yi içeren yazılımı da kuruyoruz. Evet, ona da evet diyorum arkadaşlar. Evet, o da kuruldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar LG G-App programım hazır. DLL dosyamızı kurduk. Yazılım dosyamız da burada. Şimdi telefonumuzu da bağlayalım arkadaşlar. Şöyle. Telefonumuzu da açalım. Gördüğünüz gibi telefonumuz açık. Şuradan ben şunu göstereceğim arkadaşlar size. Önce ayarlar bölümüne gireyim. Dilimizi isterseniz Türkçe yapalım. Şurada genel bölümünde, şurada arkadaşlar. Şurada en büyük, en başta Language bölümünden. Language'den arkadaşlar dilimizi Türkçe yapalım. Seçelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumuz önümüzde açık. Buradan ayarlar bölümüne giriyorum. Bakın ayarlar genel. Telefon hakkında bölümüne girip yazılım bölümüne girdiğinizde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yazılımımız 5.0. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ekranda cihazımın açık konumunda, standby yani bekleme konumunda açık olduğunu LG App programından görüyorsunuz. Şöyle kapatayım, tekrar çalıştırayım. LG App programı tekrar çalıştırıyorum. Cihazımı gördü. Şimdi cihazım bağlı olmazsa arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın cihazımız bağlı değil. Tabi driverlarda kulu olması lazım. Driverlar için de ben size bir link vereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın burada herhangi bir set bağlı olmadığını söylüyor. Okey diyorum. Burada herhangi bir cihazın bağlı olmadığını size söylüyor. Şimdi ben G3'ümü bağladığım zaman arkadaşlar bakın onu gördü. Buraya da gelecek şimdi arkadaşlar şu bölüme. Bakın gördü. COM43'te select dedim arkadaşlar. Cihazım açık. Şimdi burada Android 6.0 yazılımı nasıl yükleyeceğiz? Burada gördüğünüz gibi bin type diye bir bölüm var arkadaşlar. Bunun şuradaki 3 noktaya tıklıyorum ve masa üstünde bakın bu yazılımı seçeceğim. Fakat gördüğünüz gibi burada gözükmüyor. Şunu yapıyoruz. Yıldız nokta tot yazan bölüm var ya arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada yıldız nokta tot yazan yeri arkadaşlar. Yıldız nokta yıldız yapıyoruz. Ve masa üstünden arkadaşlar gördüğünüz gibi şu dosyayı seçiyorum. Bakın açtım. Gördüğünüz gibi burada dosya burada seçilmiş halde geldi. Şimdi burada 3 tane bölüm var arkadaşlar. Burada yapmanız gereken refurbish'in seçili olması lazım. Çünkü refurbish ancak seçerseniz yaptığınız güncelleme, yaptığınız yazılım telefonunuza geçecektir. Upgrade ve Pwn Settings'i seçtiğiniz zaman arkadaşlar sadece dosyaları upgrade edecektir. Pwn Settings'de ise arkadaşlar sadece ayarları değiştirecektir.
Refurbished seçiliyken arkadaşlar cihazımızı download modu alacağız. Peki nasıl alacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Android 5.0 ve bunu 6.0 yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Buna kapatıyoruz arkadaşlar cihazımızı. Şunu böyle kapatacağım ben cihazımı arkadaşlar. Düğmeye basıyorum. Kapat diyorum arkadaşlar. Telefonumu kapatıyorum. Telefon kapansın. Kapandı arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi yukarı tuşuna arkadaşlar yukarı tuşuna basarken kabloyu takıyoruz. Şimdi ekrana gelecek yazı. Gördüğünüz gibi download yazısı geldi ekrana. Bakın bu şekilde. Şimdi com devam edecek ve com şeklinde gelecek. Biraz bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi firmware update bölümü olarak geldi ekranda şu an. Bu arada tabi bilgisayarda da arkadaşlar bakın o geldi 20N versiyonuyla hazırmış. 20N versiyonu ve com kaçta? Com 43'te arkadaşlar. Şimdi ve cihazımızı download modu aldık. Yazılımımızı seçtik. Start dememiz yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan işlem bölümlerini buradan görebilirsiniz. Ve arkadaşlar bakın burada hangi bölümlere yazılım attığını da buradan görebilirsiniz. Bakın bu bölümden. Şu an cihazıma Android 6.0'ı yüklüyor arkadaşlar. Evet yazılımımızı atsın. Bu arada bu bölümden arkadaşlar alt bölümden de telefondaki bu alt bölümden de arkadaşlar cihazımızın yazılımının hangi bölümlere yüklendiğini buradan görebilirsiniz. Bakın COM43 diye burada ekranda yazıyor burada. Aynı şekilde telefonun cihazımızın yazılım bölümünde de bakın port bölümünde de 43 olarak görebiliyorsunuz. Evet yazılımımız devam ediyor. Şu an sistem bölümünü yüklüyor arkadaşlar. Yazılımımız yükleniyor. Arkadaşlar yazılımımız yüklenmeye devam ediyor. Şu an sistem bölümü yükleniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yazılım bölümü bitti. Burada sadece %80'de bekliyor ve cihazımızın kapanıp açılmasını bekleyecek. Cihaza bağlantı kuracak. Gerekli ayarlamalar yapıldıysa %100 olarak bitirecek arkadaşlar. Şu an cihazımız açılıyor gördüğünüz gibi ekranda. Evet, cihazımızın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet cihazımızın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi setup menüsü gelecek ve cihazımızın işlemi bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi zaten bakın burada arkadaşlar alt tarafta 30G olarak zaten aynı cihazı gördü. Şu an ve bekleme modunda olduğunu gösteriyor. Şu an aslında cihazımız hazır fakat açılmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi ekranda Android Starting diyor.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımızın güncelleme ve ya optimize işlemi bitti arkadaşlar ve cihazımız açıldı. Gelecek şimdi arkadaşlar, tekrar kapanıp açılsın. Kapanıp açıldıktan sonra arkadaşlar cihazımız hazır olacak. Evet, cihazımız tekrar açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Next diyorum. Geçiyorum arkadaşlar bu bölümleri. Buna güven dedim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yazılım bitti. Şuradan ayarlar bölümünden Android 6.0 olduğunu ben size göstereyim. Settings diyelim. OK dedim. Arkadaşlar şuradan About puan dedim. Bakın. Software Information. Gördüğünüz gibi cihazımız Android 6.0 oldu arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Hepinizin sağlıklı bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Ve sorun çıkarsa bana muhakkak yorumlarda yazın. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.